Yani mesela Alanya Spor'unu yapmadı. Hı hı. Kendi kendine pas yapmaya çalıştı. Bu arada e, rakamlar da karşılaşmaya dair ekrana yansıtıyor yönetmenimiz Güven. Toplu oynama oranında %60'a %40'lık bir Fenerbahçe üstünlüğü var. 12 kez korner kullandı. E, Fenerbahçe 3 kez korner kullandı. Alanya Spor e, faal sayıları 14-18 bu arada oradaki da sıfır yazması da dikkat çekici tabii. İkili mücadele e, kazanma oranları %51'e %49 e, sarı kart görmedi, kırmızı kart görmedi Fenerbahçeli futbolcu. Burada rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları ilginç. E, 43 kez topla buluştu Fenerbahçe rakip ceza sahasında 12 kez sadece topla buluştu. E, Alanya Spor rakip ceza sahasındaki ilk yarı da Fenerbahçe'ye yanılmıyorsam hemen kontrol edeyim. E, 177 pasla bitti. Hı hı. Isabetli, pas. İsabetli pasla. İsabetli pasla. Yani şöyle 43 kez Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu. Bu rakamlar bazen niceliği gösteriyor ama evet, evet. nitelik açısından da değerlendirmek lazım. E, Alanya Spor'un 12 kez ceza sahasında topla buluştuğu e, konulardan sadece bir pozisyonu var. O da Ahmet Aslan'ın işte o 7. dakikada dokunamadığı top. Ee, önemli bir nokta. Emre Mor'dan bahsetti Serdar abi. Ee, Emre Mor ve dün Rossi 8, 8 numara gibi içe çok yaklaşarak oynadılar. Çünkü dörtlü bir savunmaya geçti Fenerbahçe. Çünkü Arao'nun rolü Önceki maçlara nazaran güçlü bir savunma varken çok daha farklıydı. Biraz daha savunmanın merkezine gelen Arao-Crespo ikilisi arasında savunma hücum paylaşımının biraz daha zorlaşabileceği bir mücadeleydi. Çok önemli iki noktayı değerlendirdi Fenerbahçe. Birincisi Beşiktaş maçı öncesinde de söylemiştim. Alanya Spor'da Leroy Feri kilitlediğiniz takdirde çıkması çok zor oluyor. Evet. Çünkü o kısa pasta çıkış noktasında... Hatlar arasındaki bağlantı noktası Leroy Fer. Ona geldikten sonra işte yaşı Efe Can'ı e, geçiş hücumunda hızlarıyla, e, vitesleriyle kullanabiliyorsunuz. Ama Leroy Fer'e eğer o topu ulaşmazsa e, onu e, değerlendiremiyor, onu yapamıyor Alanya Spor. E, Keza Dumbia için aynı şey geçerli. E, ve Leroy Fer'in yavaşlığından faydalandığı Crespo'nun e, özellikle baskı e, hızı, nasıl söyleyeyim, e, Baske çok çabuk gelmesi Leroy Fer'i çok rahatsız etti. Zaten gollerin birisinde de böyle bir hata var Leroy, Leroy Fer'den. İkinci noktada da ikna edilmesi noktasında %67 ikili, ikili mücadele kazanmış Emre Mor. Emre Mor'u Dinamo Kiev maçında oyuna atmış sonra da çıkartmıştı hatırlarsınız sezon başında. E, çok kırılgan bir oyuncu. Kariyerinde çok zirve görmüş sonrasında da oralarda tutunamayan tekrar yeniden bir kariyere başlayan bir oyuncu. Şu an ikili mücadele konusunda, savunma koşulları konusunda, topu biraz daha basit oynama konusunda ve özellikle mevki açısından da mevki disiplini konusunda da çok farklı bir noktaya taşıdığını görüyoruz. Hemen bu çok önemli bir. Bu sözlerini destekleyen bir grafiğimiz daha var ekrana yansıyor. Fenerbahçeli futbolculardan 8'i rakip ceza sahasında konumlanmış durumda. Alanyaspor'un daha çok kendi ceza sahası içinde olduğunu e, görüyoruz kendi yarı sahası içinde Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Fenerbahçeli futbolcular 11 futbolcunun sahadaki 8'inin rakip ceza sahasında konumlanmış olması e, ne kadar ofansif bir oyun anlayışını benimsediğinin de bir göstergesi. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi eğer çıkartmak istemiyorsanız Alioski'nin ileride oynamasını, Ferdi'nin ileride oynamasını ki yıllarca söyledik Fenerbahçe'nin sol ayaklı bir sol beke ihtiyacı var. Oyun genişliğini kazanabilmesi için böyle bir blok yapmanız gerekiyor. O orta sablo ilk perde delindiği zaman en büyük riskli de orada. Eğer o perdeyi delebilen bir takım olursa kısa paslı olabilir e, uzun oynayarak olabilir. Yani bunun çok farklı opsiyonları var. O zaman o ters toplar işte Kandayaş e, topunun örneğini verdim. İşte Ren'in atmış olduğu iki golün örneğini evet. verebiliriz. Adana Demirspor Spor Onyekuru e, pozisyonlarının örneğini verebiliriz. O zaman Fenerbahçe Kalesi'nde bu pozisyonları görecek. Kazanırken de bunu söylemek lazım. Bu oyunun riski bu. Bu oyunu ancak kazanmaya taşıyacak nokta. Baskının, fiziksel gücün hiç düşmemesi o yüzden değişiklikleri, rolleri iyi benimle benimsemesi gerekiyor. Oyuncuların Dün Fenerbahçe hiç geriye koşma gereği duymadı. Baskı evet. o kadar iyiydi ki 70-80 metrelik koşular görmedik mesela. O sayı Samuel'in Ren karşısında yaptığı koşulları. Dün Alanya Spor yaptırtamadı Fenerbahçe'ye. Bu bağlamda bunu başarabilmek için o baskının hiç düşmemesi lazım. Düştüğü andan itibaren bu riskler Fenerbahçe kalesinde pozisyon olarak da geri dönebilir. Hani o hep klasik soru vardır ya Alanya Spor mu çok kötüydü, Fenerbahçe mi e, oynatmadı. E, buradan Fenerbahçe'nin oynatmadığını anlayabilir miyiz? Evet, yani Alanya Spor'un sunmuş olduğu oyunun anahtarları belli. Yani bugün herhangi bir futbol severe sorarsanız Alanya Spor'u nasıl rahatsız edebilirim diye benzer şeyleri söyleyecektir. Ama bunu söylemekle yapmak arasında ciddi fark var. Bunu kusursuza yakın yaptı Fenerbahçe. O konuda da tebrik etmek lazım. Sancar Kelleci hep konuştuğumuz o müsait 11 Fenerbahçe'de hücumda bu kadar güzel işler yapılırken yedek kulübesinden gelen isimlerinde skora katkıları yine dikkat çekici ve her futbolcu hazır şekilde e, oyuna giriyor. Bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Çok olumlu çünkü yani 66 ve 81'de 86 gibi Fenerbahçe oyuncu değiştirdi. Fenerbahçe, Emre Mor, Crespo, Rossi, Valencia, evet. Pedro maça başlayan 11, 81'de bambaşka bir beşli vardı önde Arova hariç yani Aro'nun önündeki beşli tamamen değişti. Ve ya yani kazandıkça oyuncu grubu buna bunu itiraz etmez ve kazandıkça oyuncu grubu zaten kazanan takım burayı nasıl zorlayacağım daha çok çalışarak Hı. ve orayı çok teşvik edersin ama kaybeden takımda nasıl olsa ben bir hafta sonra forma giyeceğim der oyuncu. Yani kazanan takımda oyuncunun hazırlık süreci gerçekten Jesus orayı da kullanıyor bence. Yani biraz e, orada e, Kurnazlık da yapıyor. Yani burada iyi oyun ve yedek kulübesinde oturan kim olursa olsun. Yani bugün geçen senenin iyi oyuncusu Mert Hakan Yandaş. Evet. Hı hı. Yedek kulübesinde ama daha fazla üstüne gaza basmam gerekiyor. zayis kaç haftadır forma görmüyor. yok. Ve çoğu belki hani bence biraz da Zayiç'in süre alması lazım. Yani bu takımda yani benim en çok e, dert ettiğim Konu bence Zayt. Crespo ve Zayt da benimki. Crespo da aynı şekilde ya Fenerbahçe'de e, o rotasyon anlamda bir genişlik, rotasyon, rotasyon anlamda bir genişlik var hmm. ve bu ...hocanın da elini rahatlatıyor. Ama az evvelki grafikte Fenerbahçe'nin problem yaşayacağı yer zaten orası. Yani e, Alanyaspor'un belki yaptığı hatalardan biri. Önde tamam uzun bir santiforum var ama çok net böyle sana alıp tekrar böyle kenarlara işleyebilecek bir oyuncu değil. Efe Can'ı biraz daha 10 numara pozisyonunda kullanmak hı hı. bunu yaptı. Ee, oyuna giren Oğuz Aydın kenarda başladı. Oğuz Aydın'ı merkeze çek, Efecan'ı kenara çek. Yani çok basit bir denklem aslında ki orijinleri de biraz daha Oğuz Aydın daha serbest oynamayı seven e, bir oyuncu. Efe da o kenardaki dripping kabili kabiliyetiyle, içeriye doğru kat etmesiyle e, bunu yapabilecek tarzda bir oyuncu. Farioli kendi kendini kilitledi aslında bir taraftan da. Fenerbahçe çok muhteşem bir oyun ama şu çok önemli... Ne kadar e, Ren maçından farklı bir 11 olsa da bir yol yorgunluğu var. Yani oraya gidip geldin, kaldın, ettin, tekrar döndün, tekrar bir hazırlık yaptın. Fenerbahçe Ren maçındaki gibi bir tempo yaptı. Bu normal değil. Bu anormal bir tempo bu arada. Yani bunun ne kadar sürdürülebilir olacağını ben merak ediyorum. Yani ne kadar devam edecek bu tempo? Bu biraz basketbol maçları gibi. Basketbol maçlarında süreler dakikalar çok iyi ayarlanır. Bu teknik direktörün de... Evet. E, Özellikle teknik direktörlerin farklı dönemleri, pik yapacağı dönemleri belirleyerek yükleme yaptığını biliyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin hazırlıkları hangi döneme pik yapması? Acaba pik yaptığı dönemde miyiz Fenerbahçe açısından? O da önemli. Öyle Yoksa gibi. daha yükseğe çıkacak mı? Onu da ona da bakmak lazım. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Aslında hani Jesus gibi bu kadar tecrübeli bir teknik adam bence aslında şu milli arada pik yapayım. Çünkü bunun bir düşüşü olur. Yani hiçbir şey son, sonsuza kadar şu şekilde evet. devam etmez. Ama orayı belki de çok iyi bilimsel olarak ayarlayıp hani milli araya kadar bir zirveyi yapalım, bir düşüşe geçersek de o milli arada geçelim, maç oynamadan geçelim. Ya bu gerçekten bu bilimsel anlamda Avrupa takımlarının dert edindiği bir şey bu arada. Hani bunun bir rastlantı olduğunu söyleyemem mesela ben asla. Emin değilim tabii ki ama yarın öbür gün Jesus bununla bir ilgili açıklama yaparsa biz zaten o gün zirve yapmıştık, büyük ihtimalle düşüşe geçecektik. Ondan sonra stabilden tekrar yukarıya doğru çıkacağız bir ay içinde.